efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güney LPG olarak yıllara varan hizmeti bizlerle buluşturduğunuz için teşekkür ediyoruz öncelikli olarak. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. 1995'lerde başlayan koşturmaca, yıl 2019 kaliteden ödün vermeden, müşteri memnuniyetinden ödün vermeden hala bizlerle. Ve diliyoruz ki bu keyifli süreç nice yıllar boyu bizlerle olsun. İnşallah. Anlatalım mı? Güney LPG deyince aklımıza neler gelmeli? Biz Güney LPG olarak 24 yıldır Aygaz'ın, Koç Holding'e bağlı bir iştiraktır. Aygaz'ın perakende LPG satış ticaretini yapmaktayız. Perakende ve toplam olarak ikiye ayırıyoruz işimizi. Perakende zaten bildiğimiz müşterinin evine teslim siparişler. Toptan ise ikiye ayırıyoruz. Toplu satışlar, tahli bayilerimiz vasıtasıyla. Bir de bunun yanında daha kurumsal, büyük çaplı müşterilere hizmet veriyoruz. Süpersiniz. Bu anlamda da gerçekten stoklarımız var. Anında cevap verebiliyoruz bu yüzden. Tabii ki. Stoklarımız bu konuda çok önemli. Çünkü böylesine bir işi hızlı çevirmek için her daim stokumuzun olması gerekiyor. Aynı şekilde sadece stokla da yetmiyor. Bunu dağıtacak eleman anında olması gerekiyor. Araç anında olması gerekiyor. Aslında basit bir iş gibi gözüküyor ama biraz komplike bir iş. Çünkü rekabet yoğun bir sektördeyiz. Rekabet bir yoğun sektörde olduğumuz için bu işi hem hızlı bir şekilde yapmamız lazım, hem kaliteli şekilde yapmamız lazım, hem de bunu makul maliyetler yapmamız lazım. Burada Gazi Osman Paşa, Sultan Gazi olarak hizmet vermektesiniz. Evet, bir de bunun yanında Arnavutköy Bayiliğini de biz almış bulmaktayız. Yani İstanbul'da şu anda 3 ilçede biz hizmet vermekteyiz. Burada hizmetler nasıl gelişiyor? Bir anlattığınız gibi bireysel anlamda kapıya gelerek hizmeti aldıkları evet. Gibi bir de siz ekibinizle hizmet ayağa götürüyorsunuz. Evet, kesinlikle. İki çeşit hizmetimiz var. Birinci hizmetimiz perakende dediğimiz. Müşteri bizi arar. Biz müşterinin siparişini en hızlı şekilde ulaştırmaya çalışırız. İkinci satışımız toptan satışlar. Tahli bayilerimiz vardır. Bunlar bizim gibi müşterinin ayağına tüpü götüren ama daha küçük çaplı işletmelerdir. Onlar bizim tahli bayimizdir. Biz onlara ürünü götürürüz. Onlar müşteriye ulaştırır. Diğer bir kısım ise daha kurumsal müşterinin olduğu kısım. Daha büyük alımlar yapan, ürünü çok daha hızlı isteyen, dönüşünü de çok daha hızlı isteyen müşterilerimiz vardır. Üçüncü kısım da bu toplu satış dediğimiz müşterilerimiz. O zaman ne diyoruz? Üç ilçeye, Gazi Osman Paşa, Sultan Gazi ve Arnavutköy olarak bir ala kadar yakınız. Evet, bir ala kadar yakınız. Uygun maliyetle, iyi bir hizmette, kaliteli bir şekilde tüpünü kullanabilir müşterilerimiz. Bir şey sormak istiyorum. 1995'lerde bu iş gerçekten çok çok daha üst taraftaydı. Evet. Ve şimdi her geçen gün yeni yeni teknolojiyle birlikte diyoruz ki bu anlamda buradaki bize sunduğunuz hizmet nerelerde? Tabii ki 95 yılına göre yani bundan 24 yıl önceye kadar hatta bir 10-15 yıl önceye kadar kıyasladığımız zaman sektör çok çok farklı bir noktalara geldi. Yani eskiden tüp satışı çok fazlaydı. Doğalgazın yaygınlığıyla birlikte tüp satışı azalmaya başladı. Bu bizi farklı bir noktaya getirdi. Eskiden herkesin müşterisi vardı. Herkes çok tüp satabiliyordu. Sektör çok daha rahattı. Ama doğalgazın gelmesi, kentleşme ve kentsel dönüşümle beraber birçok tüp kullanıcısı artık doğalgaza geçince veya tüp kullanmayı bırakınca sektör otomatikman bir daralmaya girdi. Şu an için %10, her yıl %10 sektörün daralması var. Bu da tabii ki rekabeti çok daha çetin hale getirdi. Yani diğer firmalar ve biz herkes daralan pastadan daha çok pay kapmak ve yerindekini korumak için çabalıyor. Bunu yaparken de tabii şöyle oluyor, herkes kurumsal çalışmıyor. Birçok merdiven altı diyeceğimiz firmalar var. Bunların hiçbir güvenliği yoktur, tüplerinin sigortası yoktur. Kaçak dolum yapanları biz görüyoruz, rastlıyoruz. Efendime söyleyeyim, sigortasız çalışanlar, kaçak depolar vesaire vesaire. Böyle birçok sıkıntılı insanlarla uğraşıyoruz biz bu sektörde kalabilmek için. Bu tabii ki yıpratıcı bir süreç oluyor, zor bir süreç oluyor ama biz bir şekilde bunu devam ettiriyoruz. Süper. Yani rakiplerimiz çok ama rakiplerimizde birçok standart yok. Ve bu anlamda farkı fark edin diyoruz buradan tüm dostlara, tüm evet. ihtiyacı olanlara. Peki genel hedef kitlenizi kimler oluşturuyor? Genel hedef kitlemiz perakende kullanan ev müşterilerimiz. Bunları bir kısma ayırıyoruz. İkinci hedef kitlemiz daha çok iş yerlerimiz.
Bunlar da perakende sayabiliriz ama tabii ki bunların tüketimleri biraz daha farklı olduğu için bunlara olan hizmet çok daha farklı oluyor. Müşteri yemek yapıyor veya lokanta döner yapıyor vesaire derken bunların ihtiyaçlarına çok acil cevap vermemiz gerekiyor. İkinci kısım bunlar. Üçüncü kısım talep bayilerimiz dediklerimiz. Biz bunlarla stoklu çalıştığımız için bunlar da zaten sıkıntı olmuyor. Onlar da müşteri hizmet verebiliyor. Ve dördüncü kısım şu anki en önemli kısım daha kurumsal, daha fazla adette ürün kullanan ve ödemelerde çok daha rahat bizi çevirebilen müşteriler. Süpersiniz. Bizler tabii 24 yılın tecrübesiyle Güney LPG olarak bu işi en iyi yapıyoruz diyorsunuz bir anlamda. Son soru olarak da acaba diyorum ileriye yönelik hedefler neler bu keyifli çalışmalarla doğru orantılı olarak? İleriye yönelik hedefler biz daha çok planlamamızı yaparken artık sektör bir noktada kurumsal müşteri tarafı duracaktır. Bu kurumsal müşterinin yanında artık dökme gaza geçiyor sektör. Yani daha çok da bu konuda LNG ve CNG yani dökme doğalgaz veya sıkıştırmış doğalgaz iki çeşit. Sıvılaştırmış doğalgaz daha doğrusu ve CNG sıkıştırmış doğalgaz. Sektör daha çok buraya gidecek diye biz tahmin ediyoruz. Gelecek planlarımızda daha çok bu sektörde de yönelmek var. Süpersin. Teknolojiyi takip ediyoruz diyorsun. Teknolojiyle doğru orantılı muhteşem bir büyüme ivmesi bekliyor gelecek günlerde galiba bizi. Hangi işi yaparsak yapalım inovatif olmak gerekiyor. Bize takip etmek zorundayız. Süpersin. Burada Ahmet Kılıç olarak aslında endüstri mühendisliği kimliğiniz de var. Evet. Tabii bu kimlik de ön plana çıkıyor bu tip araştırmaları yaptığınız zaman. Ve biz diliyoruz ki bu güzellik kaliteyle, müşteri memnuniyetiyle doğru orantılı olarak ama hep bu gülen yüzle nice yıllar boyu bizlerle olsun. Teşekkür ederiz. Saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.